misiniz? Bir slogan söyleyebilir misiniz ürünle ilgili? Bariz iki kelime bir şey. Ürünü kullandık. Zavallanak gelişti. 14'ünü de attınız. Bugün 28 evet. Mayıs. Evet. 14 günde bu sonuca geldi. Tabii. Bu kadar hızlı bir büyüme bekliyor muydunuz? Görmüş müydünüz? Hayır. Bu kadar hızlı büyümedi daha önce hiç. Şöyle gösterelim. Kalite kalın. Gövde kalın ama yumuşak. Yumuşak. Tam istediğimiz gibi. İstenilen bir özellik. Aynen öyle. Dalgalanma yok. Bir de burada mesela bazı yerlerin bozuk olduğunu söylüyordunuz. Evet, kumsal yerler vardı. Büyümüyordu. Büyümüyordu. O sorunu da açtık. O sorunu da açtık şu an. Peki, her yer eşit. Bu soğuk. Şu an hala soğuk yani. Dün gece -1 gördüğünü söylüyorsunuz. Evet. Daha öncesinde de çok deli bir sıcak. Tabii. Yani Mayıs ayının tarihi bir sıcak rekoru kırılan bir yer. Evet. Mayıs ayının soğuk rekoru kırılan bir yer. Aynen öyle. Her iki kutbu da şu an burada yaşamış olduk. Aynen. Ve ona rağmen yonca gelişimine devam ediyor. Tabii, bitki strese girmiyor. 28 Mayıs 2020 Antalya Elmalı'dayız. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz Mustafa Kaynak. Evet. Elmalı'da Tonkul, Tonkullar köyündeyiz. Tavullar. Tavullar, pardon. Tavullar köyündeyiz. Yoncanızda yaprak gübremizi kullandınız. Kullandık. Burada 21 Mayıs'ta bir çekim yapmıştık. Evet. İzleyicilerimiz biliyor. Evet. Neler oldu? Ne zaman biçtik? Bu yonca kaç yaşında? Öncelikle onu söyleyelim. Bu yoncamız 3 yaşında. 3 yaşında. Cinsi evet. Nedir? Prosementi. Prosementi. Burayı ne zaman biçtik? 9 Mayıs'ta biçtik burayı. Bu ikinci biçim olacak. Evet. Birinciyi biçtik. Evet. Bu ikinci evet. Geliyor. 9 Mayıs. 9 Mayıs'ta biçtik. 14 Mayıs'ta uygulamamızı yaptık. Uygulama yaptık. Durum budur. Peki neler gözlemledik? Burada ne oldu? Şöyle bir gösterelim. Burası 20 dekar bir yonca tarlası. Evet. Ve iklimden bahsedelim. Yani bu Elmalı tamam Antalya'nın bir ilçesi ama soğuk bir yer, yayla. Evet, burası yayla. Yayla. Dün gece -1 gördük burada. Dün gece yani 27 Mayıs'ta -1 oldu. Evet. Meteorolojiden üreticiler bakabilir tabii, tarihe de. Tabii. Açık alan cephelerinin don vurdu hatta. Don vurdu. Ağaçlarda bir kısmi hasar var. Tabii. Hasar meyvelerinde. Var. Bizim yoncamızda bir sıkıntı yaşamadık. Peki yoncanın gelişimi kalitesi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Canlılığı konusunda. Yonca daha önce bir sürü ürün kullandık burada. Aha. Ama bu kadar etkiye ilk defa şahit oluyoruz. Şimdi 14'ünü de attınız. Bugün 28 evet. Mayıs. Evet. 14 günde bu sonuca geldi. Tabii. Bu kadar hızlı bir büyüme bekliyor muydunuz? Görmüş müydünüz? Hayır. Bu kadar hızlı büyümedi daha önce hiç. Şöyle gösterelim. Üreticimle gelsin şöyle bir şey yapalım. Çekelim şunları da. Evet. Bu şekilde. Şöyle 1-2 aşağı yukarı 3 karış 65 santim civarlarında. Evet. Ki bu yoncanın daha şu an herhangi bir çiçeklenmesi yok. Tabii. Daha büyüyecek. Daha yani büyüyecek. En az bir 80-85-90'a kadar gelebilir. Evet. Şimdi yaprak genişliği. Yaprak genişliği, renk tonu gördüğünüz gibi muhteşem. Boru olarak, doluluk olarak nasıl, kalite olarak ne görüyorsunuz? Kalite kalın, gövde kalın ama yumuşak. Yumuşak. Tam istediğimiz gibi. İstenilen bir özellik. Aynen öyle. Şu an görülen sonuç bu. Yani standart eşit bir boy. Dalgalanma yok. Bir de burada mesela bazı yerlerin bozuk olduğunu söylüyordunuz. Evet, kumsal yerler vardı. Büyümüyordu. Büyümüyordu. O sorunu da açtık. O sorunu da açtık şu an. Peki, her yer eşit. Her yer eşit, standart. Evet. Şu an iklim ciddi anlamda soğuk. Şu an hala soğuk yani. Dün gece -1 gördüğünü söylüyorsunuz. Evet. Daha öncesinde de çok deli bir sıcak. Tabii. Yani Mayıs ayının tarihi bir sıcak rekoru kırılan bir yer. Evet. Mayıs ayının soğuk rekoru kırılan bir yer. Aynen öyle. Her iki kutbu da şu an burada yaşamış olduk. Aynen. Ve ona rağmen yonca gelişimine devam ediyor. Tabii. Bitki strese girmiyor. Burada strese yani. Girmedi. Girmedi. Bu yoncamız tahmini kaç gün sonra biçilecek? Tahmini bir 10 sizin gün sonra bir 10 gün tahmin ediyorum. Evet. İklim soğuk olmasına rağmen devam ediyor. Evet. Peki verim anlamında ne bekliyorsun burada? Mesela ne kadar bir verim olmuştur size göre? Biçince tekrar görüşeceğiz ama. İkiye katlamış gibi tahmin ediyorum şu ana kadar. Buranın ne kadarı mesela alçak kalıyordu? Kaç santimde kalıyordu önce? Kaç santimde kalıyor? Hemen hemen bu boya geliyordu, biçiyorduk biz bunu. Ama şu an bir çiçeklenme yok. Devam ediyor büyümeye. Hani bu boyda çiçeklenmiş oluyordu. Evet, bu boyda çiçeklenmiş biçime oluyordu. Geliyordu, biçmeniz tabii. Gerekiyordu. Evet. Kalite olarak peki ne görüyorsunuz? Kalite olarak renk biraz daha açık oluyordu. Gördüğünüz gibi yapraklar geniş, geniş açılı. Yumuşak, gövde kısmı yumuşak geliyor. Boy hala bak görüyorsunuz. Boylanmaya şey olarak, devam ediyor. Sizin artı seralarınız da var. Evet. Domates seranız var. Evet. Başka yonca yerleriniz var. Burada ben bu denediniz. Yonca da denedim.
pancar güzel üretiminiz var. Evet, güzel sonucu aldım. Hemen Seram'da da denedim. Serada ne gördünüz mesela? En bariz gördüğünüz şeyleri söyleyeyim. Serada tutturucu özelliğini gördüm. Tutum özelliği. Bu tüm meyveler için geçerli zaten. Çatallama yaptırıyor. Önemli bir özellik. Çatallama yapması, tutum. Evet. Renkte de aynı bu rengi yakalıyoruz. Arı çalışması nasıl? Arı çok güzel çalışıyor. Bu sera için. Serada yapılan domates üretimi için. Evet. Aynı zamanda pancara da kullanmayı düşünüyorsunuz. Pancarda kullanmadım ama şimdi kullanacağım. Kullanacaksınız. Aynen öyle. Peki tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Tabii, herkese yonca tavsiye üreticilerine. Ediyorum. Herkese. Şimdi serada, pancarda, yoncada ve bahçede herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi, gerçekten çalışan bir ürün. Türkiye'de farklı yerlerdeki üreticilerimiz bazen şunu sorabiliyorlar. Attık su istiyor mu? Bitkide bir stres yapıyor mu? Gibi sorular oluyor. Ben onların adına size sorayım. Bir su isteği oluyor mu bitkide? Su isteği olmadı. Olmadı. Evet. İkinci bir sordukları bazen diyorlar ki sıcak memlekette daha hızlı büyür. Burası soğuk bir yer. Burası sıcak değil. Antalya ama ilçesi Elmalı. Yayla burası. Yayla. Soğuk. Yani bir gece -1'i gördüm. İç Anadolu burada. Şartlarının hakim olduğu bir bölge burası. Evet. Hatta bugün de hava kapalı zaten. Burada Toros Dağları vesaire her taraftan kar yağan bölgeler de var. Kışın kar yağıyor burası. Biz teşekkür ederiz. Bize ederim, tarlanızı gezdirdiniz. Ederim. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'deki hayvan yemi üretimi yapanlar, evet. Yonca üretimi, mısır üretimi yapanlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Bütün Türkiye'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar. Var mı ekleyeceğiniz bir şey sizin? Yonca da kullandım ben. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Etkisini gördük. Devam edeceğiz kullanmaya inşallah. Bir şey söyleyebilir misiniz? Bir slogan söyleyebilir misiniz? Ürünle ilgili. Bariz iki kelime bir şey. Ürünü kullandık. Zavallanak gelişti. Zavallanak gelişti.